İyi akşamlar sevgili basketbol severler. NBA'de haftanın maçına hoş geldiniz. Bu akşam hep birlikte New York Knicks Phoenix Suns maçını izleyeceğiz. Stüdyo konuğumuz ise Türk basketbolunun önemli yazarlarından Esat Yılmaer. Esat hoş geldin. Hoş bulduk. Esat, ilk olarak NBA'deki son duruma bir göz atalım istersen. Tabii. Pacific grubunda Portland 45 galibiyet 14 mağlubiyetle birinciliğini koruyor. Los Angeles Lakers'ın ise 42 galibiyeti 17 mağlubiyeti var. Bu akşam izleyeceğimiz Phoenix Suns takımı 3. durumda ve 39 galibiyeti 19 mağlubiyeti var. Bu 3 takım da final adayı olabilir esasında, değil mi Esat? Tabii, bu grupta büyük çekişme var. Son derece tecrübeli takımlar hepsi. Portland zaten geçen sene finale gelmişti. Los Angeles Lakers'ı hepimizin yakından tanıdığı, son derece güçlü ve tecrübeli oyunculara sahip bir takım. Üstelik form grafiklerinde de sürekli bir yükselme gözüküyor. Phoenix Suns ise her türlü sorunlara rağmen bana göre finale gelebilecek nitelikte bir takım gözüküyor. Yani sorunlar dediğin özellikle potu altı zaafı. Çember altları biraz zayıf gözüküyor. Pivotları pek yok. Sadece Kevin Johnson ve Tom Chambers bu takımı sırtlamış gözüküyorlar. Yani bu pivotları olmayışı ileride playoff'ta kendilerine bayağı bir sorun yaratabilir. Peki, Orta Batı grubunda Utah 39 galibiyet 18 mağlubiyetle birinci durumda. İkinci San Antonio'nun 37 galibiyeti 19 mağlubiyeti var. Üçüncü Houston ise 34 galibiyet ve 24 mağlubiyetle lige devam ediyor. Bu gruptan bu üç takımı özellikle bir final şansı tanıyor musun? Bu grupta büyük bir çekişme gözleniyor. Her üç takım da birbirine çok yakın. Ancak bana göre bu gruptan herhangi bir takımın final ayağına kadar gelmesi biraz zor gibi gözüküyor. San Antonio özellikle sezon öncesi uzmanların favorilerinden biriydi. Ama bayağı sorunlarla karşılaştılar. Onlara da pek şans vermiyorsun. Evet, sorunları giderek büyüyor ve oyunlarını da olumsuz olarak etkiliyor San Antonio'nun. Peki Esat. Atlantic grubunda Boston 43 galibiyet 16 mağlubiyetle birinci ve birinciliği hemen hemen garantilemiş durumda. İkinci Philadelphia'nın 32 galibiyeti 26 mağlubiyeti var. New York Knicks ise 27 galibiyet 32 mağlubiyetle üçüncü durumda. Merkez grubunda Chicago giderek farkı açıyor. Birinci Chicago'nun 42 galibiyeti 15 mağlubiyeti var. Detroit ikinci durumda ve 38 galibiyeti 22 mağlubiyeti var. Üçüncü Milwaukee'nin ise 36 galibiyeti 24 mağlubiyeti var. Bu grupta Chicago şu anda belki de ligin en iyi basketbol oynayan takımı. Final için ne diyorsun Chicago hakkında? Chicago final için biraz zor diyorum Chicago'nun. Çünkü Chicago sadece Michael Jordan'a dayalı bir basketbol oynuyor. Ve bu takımı final aşamasında özellikle uzun boylu rakipler karşısında biraz güç durumlara sokabilir. Çünkü çember altlarında o kadar iyi, güçlü oyuncuları yok. Buna karşılık çember altı iyi olan bir takımdan ikinci turda eşleşirlerse elenmeleri bana göre sürpriz olmaz. Detroit'in ise bir şanssızlığı var tabii bu sene. Isaiah Thomas'ın sakatlığı onları hayli olumsuz etkiledi. Çok kötü etkiledi. Peki eğer Chicago'ya rakipler denk gelirse ve Philadelphia veya Detroit veya Boston gibi pota altı etkinliği çok iyi olan takımlarla belki bu yakanın finaline kadar karşılaşmazlarsa o zaman belki bir final şansı doğabilir mi? O zaman doğabilir ama zannetmiyorum. Yani ikinci turda bir çember altı güçlü bir takımdan karşılaşabilirler ve burada beklenenin tam tersi olabilir ve Chicago büyük umutlar bağladığı Michael Jordan'a rağmen elenebilir. Evet. Bana göre en büyük zaafları burada. Peki bu akşamki maç için ne diyeceğim? İlk kez izleyeceğimiz iki takım bu sene. Phoenix için zorlu bir deplasman ancak Phoenix çok iyi basketbol oynuyor. Evet, Phoenix'in şu anda form grafiği çok iyi gözüküyor. Dediğimiz gibi, başta söylediğimiz gibi Kevin Johnson ve Tom Chambers hayli formdalar. Bu iki oyuncu çok iyi oynuyorlar. Ancak iki takım da birbirlerine ilk defa karşı karşıya gelecekler ve bu maç hayli zorlu geçmeye aday bir maç bana göre. Enteresan bir maç izleyeceğimiz sanırım. New York Knicks'te de tabii ki All-Star Patrick Ewing. Ewing var. O dengeleri bozabilir ama Phoenix Suns'ın silahları birazcık daha fazla gibi gözüküyor. Peki, şimdi hep birlikte maçı izleyelim. Maçtan sonra tekrar Esat Yılmaer'le birlikte olacağız. Meşhur Madison Square Garden'dayız. Phoenix Suns New York Knicks maçı. Phoenix'in ilk beşi Tom Chambers, Xavier McDaniel, Andrew Lang, Jeff Hornacek ve Kevin Johnson. Phoenix koçu Cotton Fitzsimmons. New York Knicks ilk beşi Charles Oakley, Kiki Vandeweghe, Patrick Ewing, Maurice Cheeks ve Gerald Wilkins. New York koçu John McLeod.
İlk hücum Phoenix Suns'dan Xavier McDaniel. Başarılı bir atış, yeni transfer McDaniel için. McDaniel sezon ortasında Seattle Supersonics takımından Phoenix'e transfer olmuştu. Patrick Ewing hemen cevap veriyor. New York Knicks'in All-Star oyuncusu Ewing. Maurice Cheeks. Güzel hareketler ve bir baskette Maurice Cheeks'ten. Knicks 10, Phoenix Suns 8. Phoenix hücumu Tom Chambers, Kevin Johnson. Güzel hareket ve güzel bir şut Kevin Johnson'dan. New York Knicks çabuk hücum etmek istiyor ancak topu çalan oyuncu Hornacek. Kevin Johnson, güzel bir pas Xavier McDaniel için kolay bir smaç. Böylece Phoenix 3 sayı öne geçiyor. John Starks ve New York hücumu. Patrick Ewing bomboş bir atış ve bir baskette Patrick Ewing'den. Kevin Johnson. Mark West, güzel bir hareket Mark West'ten pot altında. Tom Chambers. Teke tek oynuyor, pozisyonu zorluyor, atışı başarılı değil ancak hücum reboundını alıyor ve bir basket Tom Chambers için. 27-26, Phoenix Suns önde, birinci devrenin sonunda. John Starks ve New York Knicks hücumu. Patrick Ewing süper bir smaç. Ekranda All-Star Pat Ewing. Ryan Kunet. Zor bir hareket. Ancak Kunet'in ikinci gayreti basket. Phoenix hücumu. Kevin Johnson. Tom Chambers. Chambers bir basketle Tom Chambers'dan. Kiki Van de Ven. Güzel bir hareket Kiki Van de Ven'den. Basket ve faul. Gerald Wilkins, Starks, Kunet, bir üçlük Ryan Kunet'ten. Ve ilk yarının sonunda New York Knicks 57-52 önde. Üçüncü devredeyiz. Gerald Wilkins, Dominic Wilkins'in ufak kardeşi. Pat Ewing. Ewing'in atışı ve basket. Pat Ewing bugün gerçekten mükemmel bir oyun sergiliyor. Yeni transfer Joe Barry Carroll. Carroll'un hook'u ve bir basket de Joe Barry Carroll için. Ekranda tecrübeli isim Joe Barry Carroll. New York Knicks 72-69 önde. 3. devrinin bitimine 4 dakika 23 saniye var. Patrick Ewing güzel hareketler. Atışı başarılı değil Phoenix hücumu. Marley, Chambers ve bir basket Tom Chambers için. Tom Chambers 32 yaşında. Bu NBA'deki 10. sezonu. 1987 All-Star maçının en değerli oyuncusu seçilmişti Tom Chambers. 2 sene Clippers takımında oynadıktan sonra Seattle'a transfer oldu. 5 sene Seattle'da oynamıştı ve bu Phoenix'teki 3. sezonu. Maurice Cheeks ve New York Knicks hücumu. Van de Ven, Cheeks, Ewing. Pota altında Van de Ven pozisyon istiyordu ancak top halen New York Knicks takımında. Charles Oakley foul. Faulü yapan oyuncu Mark West. Oakley 28 yaşında, 2 metre 6 santim boyunda. Bu NBA'deki 6. sezonu. 3 sezon Chicago Bulls takımında oynadıktan sonra Michael Jordan'ın gölgesinden kurtulmak için New York Knicks takımına transfer olmuştu. Oakley'nin birinci atışı sayı. Oakley NBA'in en iyi reboundçılarından biridir ve 1985 yılında üniversiteler ikinci grup liginde rebound kralı olmuştu. Oakley'nin ikinci atışı, bu da sayı. Phoenix hücumu Marley, Hornacek dengesini kaybediyor. Zor bir atış, hücum reboundu Marley ve faul. Faul yapan oyuncu Patrick Ewing. Ekranda Jeff Hornacek. Pozisyon bir kez daha ekrana geliyor. Marley ikili sıkıştırma. Hornacek'e pasını veriyor. Hornacek dengesini kaybediyor. Çok zor bir atış. Ancak Marley hücum reboundını aldığında Patrick Ewing faul yapıyor. Ve şu anda Eddie Lee Wilkins oyunda. Patrick Ewing oyun dışı.
Wilkins 29 yaşında, 2 metre 8 santimetre. Marley'nin birinci atışı sayı. Marley 1988 yılında Central Michigan Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Hem iç oyuncu hem dış oyuncu tutabilmesi sanıyoruz ki NBA'de en büyük özelliği. Ekranda Patrick Ewing ve New York Knicks'in başarılı oyun kurucu gardı Mark Jackson. İkinci atışı başarılı değil. New York hücumu Brian Kunet, Gerald Wilkins. Kunet atışı başarılı değil. Faul yapan oyuncu Tom Chambers. Mark Jackson 1988 yılında NBA'in en iyi çaylak oyuncusu seçilmişti. Bu arada Oakley ilk atışını kaçırıyor. Ancak bu sezon gerçekten büyük bir form düşüklüğü gösteriyor ve takımdaki yerini alamıyor. Oakley'nin bu akşam 20 sayısı, 7 reboundı var. İkinci atışı bu kez sayı. Phoenix hücumu Xavier McDaniel, Kevin Johnson. Johnson'ın atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Andrew Lang. Lang'in hook shot'ı ve basket. New York Knicks hücumu Maurice Cheeks, Charles Oakley, Gerald Wilkins. Wilkins'in atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Phoenix hücumu Xavier McDaniel, Kevin Johnson. Onu savunan oyuncu Maurice Cheeks. Johnson bir an için topu kaybediyor. Çok güzel bir pas pota altında ve faul. Tom Chambers'a faul yapan oyuncu Eddie Lee Wilkins. Kevin Johnson kariyerine Cleveland Cavaliers takımında başlamıştı. Ancak Phoenix takımına transfer olduktan sonra yıldızı parladı işte. Mükemmel pası bir kez daha ekranda. Son iki sezondur Kevin Johnson All-Star maçında yer alıyor. Tom Chambers'ın birinci atışını izleyeceğiz. Başarılı değil. Bu akşam Tom Chambers'ın 18 sayısı var. Kariyer ortalaması 21.1 sayı. Ayrıca bu akşam Chambers 7'de rebound almış durumda. NBA'in gerçek beyaz süper yıldızlarından Tom Chambers. İkinci atışı bu kez sayı. 75-75. New York hücumu Maurice Cheeks pozisyonu zorluyor ve faul. Faulü yapan oyuncu Tom Chambers. Cheeks'in birinci atışı sayı. Maurice Cheeks 35 yaşında, 13 sezondur NBA'de oynuyor. Bu 13 sezonun 11'i Philadelphia 76 takımındaydı. Ve 1983 yılında Dr. J. Julius Irving'li Philadelphia takımı şampiyon olduğunda Maurice Cheeks de o takımın formasını giyiyordu. Cheeks'in boyu 1.85. NBA tarihinin en çok top çalan oyuncusu Maurice Cheeks. İkinci atışı sayı. Phoenix hücumu Kevin Johnson. Onu savunan oyuncu Maurice Cheeks. Chambers. Faulü yapan oyuncu Brian Kunet. Ekranda Brian Kunet 25 yaşında, bu NBA'deki ikinci sezonu 1989 yılında Washington State Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Tom Chambers bir kez daha faul atışları kullanacak. Pozisyon bir kez daha ekranda. Tom Chambers 2.08'lik boyuna rağmen hem sağına hem soluna rahatlıkla gidebilen bir oyuncu. Chambers'ın birinci atışı sayı. Maurice Cheeks oyun dışı, John Starks oyuna giriyor. Starks çaylak bir oyuncu. Sezon başında Golden State takımının kampına davet edilmişti. Ancak orada başarılı olamadı. Chambers'ın bu sezon sayı ortalaması 20.6. İkinci atışı sayı. Starks daha sonra New York Knicks takımına transfer oldu ve burada başarılı maçlar çıkarıyor. 77-77, 3. devrenin bitimine 1.5 dakika var. Brian Kunet. Eddie Lee Wilkins, tekrar Kunet. İkili oyun, güzel bir pas. Wilkins, basket ve faul. Eddie Lee Wilkins'in Gerald Wilkins'la bir akrabalığı yok ancak aynı soyadı taşıyorlar. Ve özellikle pota altında etkili olan bir hücum oyuncusu Eddie Lee Wilkins. Pozisyon bir kez daha ekranda. Kunet'in güzel pası.
Xavier McDaniel faul ve basket. Wilkins'in atışı sayı. Kevin Johnson 80-77 Knicks takımı önde. Johnson, Chambers bomboş bir üçlük ve bir basket tam Chambers'dan. Chambers hem pota altında hem de dışarıda başarılı olabilen bir oyuncu. Gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Knicks hücumu. Gerald Wilkins. Eddie Lee Wilkins. Wilkins'in atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Brian Quinet, John Starks ve Gerald Wilkins. Starks. Charles Oakley. Tekrar Starks. Üçüncü devrenin bitimine 40 saniye var. Wilkins. Starks. Starks'ın atışı başarılı değil. Savunma reboundını alan Andrew Lang. Phoenix hücumu. Marley güzel bir hareketle Marley'den. Son 21 saniye. 82-80 Phoenix Suns öne geçiyor. John Starks. Phoenix bu devredeki son şutu iyi değerlendirmek istiyor. Charles Oakley. Gerald Wilkins. Wilkins'dan zor bir atış. Başarılı değil. Savunma reboundını alan Xavier McDaniel ve 3. devre sona eriyor. Phoenix Suns 82, New York Knicks 80. 4. devredeyiz. Kevin Johnson ve Phoenix Suns hücumu. Marley bir an için topu kaybediyor. Pozisyonu zorluyor. Güzel bir pas. McDaniel bomboş bir atış ve basket. Xavier McDaniel bu NBA'deki onun 6. sezonu. Bundan önce 5,5 sezon Seattle takımında oynamıştı ve bu sezon ortasında Phoenix takımına transfer oldu. Ewing'in atışı ve basket. Patrick Ewing 29 yaşında ve NBA'in gerçek süper yıldızlarından biri. Kevin Johnson, Marley pozisyonu zorlamak istiyor. Andrew Lang, tekrar Marley, Tom Chambers. Atışı başarılı değil, rebound mücadelesi topa sahip olan oyuncu Brian Quinet. Starks ve Knicks hücumu. Trent Tucker oyunda ve şu anda top onda. Starks, Ewing. Ewing'in atışı başarılı değil, savunma reboundını alan Marley. Phoenix çabuk hücum etmek istiyor Kevin Johnson. Johnson'ın atışı ve sayı. Kevin Johnson NBA'in en çabuk oyuncularından biri. 1.88 boyunda ve 25 yaşında. Patrick Ewing bir basket ve faul. Faul yapan oyuncu Andrew Lang. 1985 yılında Georgetown Üniversitesi'nden mezun olmuştu. O zamanlar Georgetown canavarı olarak tanınıyordu ve NBA'de de gerçekten başarılı maçlarla All-Star seviyesine kadar yükseldi Patrick Ewing. Ewing'in serbest atışı başarılı değil, savunma reboundını alan oyuncu Tom Chambers. Xavier McDaniel ve Phoenix hücumu. Kevin Johnson pozisyonu zorluyor, faul. Faulü yapan oyuncu Patrick Ewing. Patrick hakemin bu kararından hiç memnun değil. Bu Patrick Ewing'in 5. faulü. Eğer bir faul daha yaparsa Patrick Ewing bu akşam oyun dışı kalacak. Pozisyon bir kez daha ekrana geldi. Ve Ewing faul yaptığına inanmıyor. Ekranda Patrick Ewing. Kevin Johnson kısa boyuna rağmen pota altında çabukluğunu çok iyi değerlendiren bir oyuncu. New York Knicks koçu John McLeod ve Kevin Johnson'ın 1. atışı. Sayı. Pozisyon bir kez daha ekranda. Bakalım belki biraz bacaklarına temas var pozisyonda. Patrick Ewing haklı olabilir. Johnson'ın 2. atışı. Bu da sayı. John Starks ve New York Knicks hücumu. 88-84 Phoenix Suns önde ve Quinet topu kaybediyor. Top tekrar Phoenix Suns takımına geçiyor. Gerald Wilkins bir kez daha oyuna giriyor ve Brian Quinet oyun dışı. Kevin Johnson ve Phoenix Suns hücumu. Onu savunan oyuncu John Starks. Xavier McDaniel. Marley.
Pozisyonu zorluyor. Atışı başarılı değil. Savunma reboundını alan oyuncu Trent Tucker. Phoenix geri koşuyor. New York Knicks'in çabuk hücumu Eddie Lee Wilkins. Trent Tucker ve New York tekrar set oyununa dönüyor. Gerald Wilkins. Eddie Lee Wilkins. Trent Tucker. 24 saniye süresinin dolması. 7 saniye var ve Tucker topu kaybediyor. Kevin Johnson ve Phoenix hücumu. Xavier McDaniel topunu kesen oyuncu Gerald Wilkins. Dan Marley topu kapıyor ve Phoenix hücumu devam ediyor. Kevin Johnson. Marley. Faul yapan oyuncu Trent Tucker. Tucker 32 yaşında ve tecrübeli bir isim. Bu NBA'deki 9. sezonu ve 9 sezonu da New York Knicks formasıyla geçirdi Trent Tucker. Pozisyon bir kez daha ekranda ve Gerald Wilkins'ın mükemmel blokunu izledik. Abisi Dominic'in sık sık yaptığı hareketlere benzer bir hareketti. Faul yapan oyuncu az önce oyuna giren Kenny Walker. Ekranda Kenny Walker. 27 yaşında ve NBA'in en iyi sıçrayan oyuncularından biri Kenny Walker. Phoenix hücumu Kevin Johnson. Şu anda Knicks'in 5'i gerçekten NBA standartlarına göre ufak bir 5 ve Kevin Johnson'dan bir basket daha izledik ve John McLeod hemen bir mola alıyor. John Starks ve New York Knicks hücumu. Gerald Wilkins. Trent Tucker. Tekrar Wilkins ve Starks. Starks. Eddie Lee Wilkins. Zor bir hareket ve bir basket. Wilkins potadan uzaklaşmadığı takdirde hücumda etkili olan bir oyuncu. 90-86 Phoenix Suns önde. Jeff Hornacek. Marley. Tekrar Hornacek. Hornacek'in atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi ve faul yapan oyuncu Kenny Walker. Tom Chambers. Topu çalan oyuncu Starks. Starks'tan çok güzel bir hareket. Çaylak oyuncu John Starks ve hemen Cotton Fitzsimmons bir mola alıyor. Phoenix hücumu Kevin Johnson. Çok zor bir hareket. Başarılı değil. Savunma reboundını alan Starks. New York Knicks hücumu. John Starks. Wilkins ve tekrar Starks. Starks'ın atışı ve bir basket daha. John Starks'tan çok kritik basketler. Kevin Johnson. Onu savunan oyuncu Maurice Cheeks ve Cheeks hemen faul yapıyor. Cheeks uzun yıllar NBA'in en iyi savunma yapan oyuncularından biriydi. Şimdi Kevin Johnson serbest atışları kullanacak. Birinci atışı sayı. Ve Mark Jackson daha önce de söylediğimiz gibi 88 yılında NBA'in en iyi rookie oyuncusu seçilmişti. Yani çaylak oyuncu. Maurice Cheeks ve New York Knicks hücumu. Charles Oakley. Gerald Wilkins. John Starks. Starks pozisyonu zorluyor. Başarılı değil atışı ve top Phoenix Suns'dan dışarı çıkıyor. Evet, top halen New York Knicks takımında. Ekranda tecrübeli isim Maurice Cheeks ve çaylak oyuncu John Starks. Starks üniversite liginde skorer guard oynamıştı. Şimdi NBA'de oyun kurucu olarak görev yapmaya çalışıyor. Wilkins'in atışı başarılı değil. Savunma reboundını alan Tom Chambers. Kevin Johnson ve Phoenix hücumu. Pozisyonu zorluyor. Chambers. Faul. Faul yapan Charles Oakley. Patrick Ewing bir kez daha oyuna giriyor. 5 faul olmasına rağmen McLeod yıldız oyuncusunu bir kez daha oyuna alıyor. Chambers'ın birinci atışı sayı. Bu akşam Chambers'ın 25 sayısı ve 10 rebound'ı var. 1981 yılında Utah Üniversitesi'nden mezun olmuştu Tom Chambers. İkinci atışı sayı. Phoenix Suns 4 sayı öne geçiyor. 94-90. Maçın bitimine 5 dakika 35 saniye var. Maurice Cheeks ve New York Knicks hücumu. Gerald Wilkins. Faul yapan oyuncu Tom Chambers. Charles Oakley'e faul yaptılar ve top bir kez daha New York Knicks'te. Patrick Ewing. Güzel hareketler ve mükemmel bir basket Patrick Ewing'den.
Kevin Johnson ve Phoenix hücumu. İkili sıkıştırma ve faul. Az önceki pozisyonda Patrick Ewing faul yaptı. Ancak hakemler faulü Charles Oakley'e verdiler ve Phoenix koçu Cotton Fitzsimmons bu pozisyona itiraz ediyor. Marley'nin birinci atışı sayı. İkinci atışı, başarılı rebound mücadelesi. Maurice Cheeks ve New York Knicks hücumu. O faul Charles Oakley'e verilince Oakley'nin de 5 faulü oldu. 95-92 Phoenix Suns önde. Gerald Wilkins. Patrick Ewing. Onu savunan oyuncu Mark West. Ewing'in atışı başarılı değil, savunma reboundını alan Hornacek. Ancak Starks topu geri çalıyor. Starks'tan güzel hareketler. Faul. Evet, John Starks gerçekten mükemmel bir maç oynuyor bugün. Birinci atışı sayı. John Starks'ın oyun kurucu olarak NBA'de pişmesi için çok iyi bir hocası var. Bu da tabii ki tecrübeli isim Maurice Cheeks. Starks'ın ikinci atışı, bu da sayı. Phoenix Suns hücumu, Dan Marley, Kevin Johnson, Hornacek, Chambers. Zor bir atış ancak kendine adeta pas veriyor Tom Chambers ve bir basket daha atıyor. Maurice Cheeks ve New York Knicks hücumu, 97-94 Phoenix Suns önde. Patrick Ewing, Ewing'den güzel bir hareket pota altında. Faul, evet, Maurice Cheeks faul yapıyor, bu da Cheeks'in 5. faulü. Böylece New York Knicks için çok kritik 3 oyuncunun 5'er faulü oluyor. Maurice Cheeks 5 sezon için NBA'in en iyi 5 savunma yapan oyuncusundan biri seçilmişti. 1978 yılında West Texas State Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Johnson'ın birinci atışı sayı. Kevin Johnson'ın 26 sayısı ve 11 asisti var bu akşam. İkinci atışı, bu da sayı. Johnson 1989 yılında NBA'in en ilerleme kaydeden oyuncusu seçilmişti. Maurice Cheeks ve New York Knicks hücumu. Cheeks bomboş bir pozisyon, atışı ve basket. Phoenix hücumu, Kevin Johnson, Tom Chambers, Marley'e güzel bir pas. Ancak hakemin kararı hücum faulü. Pozisyon bir kez daha ekranda. Evet, John Starks gerçekten mükemmel pozisyon alıyor ve Dan Marley bir hücum faulü yapıyor. Charles Oakley, Gerald Wilkins ve New York Knicks hücumu. Starks pota altında, Patrick Ewing, Ewing'in atışı başarılı değil, rebound mücadelesi. Faul, faulü yapan oyuncu Charles Oakley. Ve bu Oakley'nin 6. faulü ve Oakley oyun dışı. Onun yerine oyuna giren oyuncu Kiki Van de Ven. Chambers'ın birinci atışı sayı. Van de Ven pota altında pek etkili olabilen bir oyuncu değil ve genellikle kısa forvet oynuyor. Ancak Oakley 6 faul alıp oyun dışı kalınca mecburen McLeod onu power forvet olarak oyuna aldı. Tom Chambers'ın ikinci atışı ve sayı. Maurice Cheeks ve New York Knicks hücumu. Starks, Kiki Van de Ven çok kötü bir atış. Genelde NBA'in en iyi şutörlerinden biri olan Van de Ven için gerçekten kötü bir atıştı. Ancak bu maçta uzun süredir Van de Ven kenarda oturdu ve sanıyoruz ki belki biraz soğudu. Kötü bir pas, Mark West topa ulaşamıyor ve top bir kez daha New York Knicks takımına geçiyor. Brian Kunet, Gerald Wilkins, Patrick Ewing. Ewing'in atışı, bir basket daha Patrick Ewing için. 101-100 Phoenix Suns önde, son bir dakikaya girmek üzereyiz. Kevin Johnson mükemmel bir hareket. 103-100 son 54 saniye. Brian Kunet, Gerald Wilkins. Pozisyonu zorluyor. Phoenix Suns topu çalıyor. Kevin Johnson ve Suns hücumu. Ve hücumu yavaşlatıyor. Son 38 saniye.
İkili sıkıştırma, Hornacek, tekrar Johnson, Marley, bomboş bir atış ve basket. Çok kritik bir basket Dean Marley için. Maçın bitimine 24 saniye 7 salise var. New York Knicks hücumu Brian Kunet topu oyuna sokuyor. Ancak çok kötü bir pas Brian Kunet'ten ve top bir kez daha Phoenix Suns takımına geçiyor. NBA seviyesinde beklenmedik hatalar. Tom Chambers, faul yapan oyuncu Brian Kunet. Chambers'ın ilk atışı başarılı. Bugün Chambers 13 serbest atışın 12'sini sayıya çevirdi. Phoenix 12 yıldır Batı yakası finallerine ulaşıyor ancak bir türlü NBA finali oynamayı başaramadı. Chambers'ın ikinci atışı da sayı 107-100, Phoenix önde son 18 saniye. Patrick Ewing faul, faul yapan oyuncu Mark West. Brian Kunet pozisyonu zorluyor, topunu kesiyorlar ancak basket. Az önce West'in yaptığı faul gerçekten akıllı bir fauldü. Çünkü Phoenix daha faul hakkını doldurmamıştı. Son 7 saniye Mark West'e faul yapıyorlar. West şimdi serbest atışları kullanacak. İlk atışı başarılı değil. Mark West 31 yaşında ve 1981 ve 82 yıllarında Üniversiteler Ligi'nde top kesme kralı olmuştu. İkinci atışı da başarılı değil. Artık son saniyeler. Maçın bitimine 3 saniye 2 salise var. Ve top New York Knicks'te. Brian Kunet, Trent Tucker atışı başarılı değil. Ve Phoenix Suns deplasmanda maçı kazanıyor. Maçın sonucu Phoenix 107, New York Knicks 102. Evet, güzel bir maç izledik. Phoenix Suns zorlu New York deplasmanından galibiyetle ayrılmayı bildi. Tekrar Esat Yılmayer ile birlikteyiz. Şimdi maçtan bazı pozisyonları ekrana getireceğiz ve bu pozisyonlar için Esat Yılmayer'in fikrini alacağız. Birinci pozisyon. Starks and Trent Tucker are the New York guards. Into Patrick Ewing, good delivery, but Lang came out on him, made him change. Bu pozisyonda iki önemli olay var. Birincisi, basketbolda geri koşmanın nedenle önemli olduğunu gösteriyor. New York Knicks kaybettiği bir pozisyondan sonra hemen süratle geri koşarak yiyebileceği bir basketi blokla önlüyor. İkincisi ise Xavier McDaniel'ın bencilliğini görüyoruz. Burada Phoenix'in 4'e 2 yakaladığı bir fast break şansında McDaniel pas vermek yerine kendi sayıya gidince takımını bir basketten ediyor. Özellikle sol taraftan gelen Dean Marley çok müsait bir pozisyondaydı ve pası almış olsaydı... Evet, o pozisyonda o pası verseydi çok kolay bir basket olacaktı. Evet, şimdi ikinci pozisyona bakalım. Bu pozisyonda da basketbolda takibin nedenle önemli olduğunu görüyoruz. New York Knicks'in genç oyuncusu Starks, boşta kalan topu çok çabuk hareket ederek Tom Chambers'ın da ağır kalmasından yararlanıp hemen kapıyor ve çok güzel bir hareketle fast break'i tamamlıyor. Evet, bu pozisyonda Chambers başta topa daha yakın olduğu için işi biraz hafife alıyor açıkçası, değil mi? Evet, çok ağır hareket ediyor. Yani kontrol ederim sanıyor. Halbuki Starks çok iyi takip edip hemen araya giriyor ve topu çalıyor. Bir kez daha gayretin önemini görüyoruz. Evet, ve oyundan kopmamanın önemini görüyoruz. Peki, şimdi son pozisyonumuza bakalım. Bu pozisyonda Tom Chambers'ın akıllılığını görüyoruz. Tom Chambers önü kapandığı anda direkt potaya atarak kendine bir pas yapıyor ve hemen sayıyı tamamlıyor. Evet, arkadaşların hepsi savunma tarafından iyi tutuluyordu ve gerçekten dediğin gibi akıllı bir hareket. Esat, bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeni bir maç, yeni bir konuk. İyi akşamlar sevgili basketbol severler. İyi akşamlar. Daha yüksek galibiyet yüzdesi olan lider birinci sıraya yerleşiyor. Diğer lider ise ikinciliği alıyor. Geri kalan 6 takım da galibiyet yüzdesine göre 3'ten 8'e kadar sıralanıyor.
Böylece birinci sırayı alan takım 8. sıradaki takımla ilk turda karşılaşıyor. Aynı şekilde 2. 7 ile 3. 6 ile ve 4. 5 ile eşleşiyor. Bu maçlar 5 maç üzerinden yapılıyor ve 3 maç kazanan takım tur atlıyor. Böylece ikinci tura her iki yakada da 4'er takım kalmış oluyor. Tabii ki aynı sistem diğer yakada da uygulanıyor. Böylece ikinci tura her iki yakadan 4'er takım geçmiş oluyor. İkinci tur maçları ise 7 maç üzerinden yapılıyor ve 4 maç kazanan taraf 3. tura yükseliyor. 3. turda her iki yakada 2'şer takım kalmış oluyor ve onlar o yakanın finali için karşılaşıyorlar. Bu maçlarda 7'şer maç üzerinden oynanıyor ve 4 maç kazanan taraf o yakanın birincisi oluyor. Finalde ise Batı yakası birincisi ile Doğu yakası birincisi karşılaşıyor ve 7 maç üzerinden oynanan finalde 4 maç kazanan taraf o sezon NBA şampiyonu oluyor. Şimdi Orta Batı grubunda San Antonio Spurs, Utah Jazz ve Houston Rockets gibi playoff takımlarının bazı maçlarını ekrana getirelim. Bu maçlarda bu sezon izleyemediğimiz bazı oyuncuları ve bazı takımları da görebiliriz. Şimdi Orta Batı grubunun maçları. Orta Batı grubunun güçlü ekiplerinden San Antonio Spurs ve genç yıldızları Sean Elliott. Ekranda Sean Elliott. Elliott özellikle Spurs'ın hızlı hücumunda çok önemli bir yere sahip. İşte tekrar Sean Elliott. Ve tabii Spurs deyince akla David Robinson geliyor. Robinson'ın pası ve Sean Elliott'ten bir basket daha. Tekrar bir hücum. Terry Cummings, mükemmel pas ve David Robinson. Cummings bu genç takımda tecrübeli bir isim ve onun önemini bu tecrübesi daha da arttırıyor. Diğer bir yıldız Willie Anderson. Willie Anderson San Antonio takımının en eski oyuncularından ancak o da genç sayılır. İşte Terry Cummings tecrübeli isim ve güzel bir basket daha Terry Cummings'den. San Antonio için en kilit oyunculardan biri de oyun kurucu Rod Strickland. Bir numarayla oynayan Rod Strickland'ı ekranda görüyoruz. Güzel hareketler, güzel bir pas ve Willie Anderson'dan bir basket daha. Strickland sezon içinde kolunu kırdı ve uzun zaman sahalardan uzak kaldı. San Antonio genç ve dinamik bir ekip ancak tecrübesizlikleri playofflarda en büyük sorunları olacak. İşte David Robinson hücumda olduğu kadar savunmada da etkili bir oyuncu ve San Antonio'nun hızlı hücumu ve Willie Anderson. Orta Batı'nın güçlü ekiplerinden Utah Jazz ve yıldızları Karl Malone. Ekranda Karl Malone. Bu takımda iki tane All-Star var ve pası veren onlardan biri John Stockton. Blue Edwards az önce ekranda gördüğümüz oyuncu uzun bir sakatlık geçirdi. Ancak onun da takımdaki yeri çok önemli. İşte Karl Malone'dan bir çabuk hücum ve güzel bir hareket daha. Bu sezon kendilerinden çok şey beklenen Dallas takımı gerçekten çok şanssız bir sezon geçirdi. İki kilit oyuncusu Lafayette Lever ve Roy Tarpley toplam sadece 9 maç oynadı. Blue Edwards'ın güzel bir smacını daha izledik. Bu kez Utah Denver karşısında izliyoruz. Ve Denver Nuggets da NBA'in en hızlı hücum oynayan takımlarından biri. Bu sezon bekleneni vermekten çok uzaktılar. John Stockton'ın güzel bir hareketini izliyoruz. Utah'ı yenmek için John Stockton'ı mutlaka durdurmak gerek. İşte Stockton ve savunmadaki etkinliği. Ve güzel bir hareket ve basket. Utah için diğer önemli bir isim Jeff Malone. Malone sezon başında Bullets takımından transfer olmuştu. Ancak şu ana kadar ayak uydurmakta zaman zaman zorlanıyor. Ekrandaki maçta Denver başarılı bir oyunla Utah'ı yeniyor. Ancak Utah playofflarda oldukça iddialı bir ekip. Özellikle pivot pozisyonundan sayı bulabilirlerse sanıyoruz ki Utah'ı elemek oldukça zor olacak.
Bu kez Utah-Cleveland maçındayız. Cleveland'da Dallas gibi sakatlıklardan dolayı bu sene bekleneni veremeyen bir takım. John Stockton ve güzel bir hareket. Jeff Malone, güzel bir pas ve Karl Malone. Jeff Malone, Stockton ve Karl Malone'a ayak uydurabilirse playoffs'ta bu Utah'ın işini çok kolaylaştıracak. İşte bir kez daha Blue Edwards. Geçen sene İtalya'da oynayan Danny Ferry'nin güzel pası ve Cleveland'ın bir basketi. Cleveland için uzmanlar 1990'ların takımı diyordu. Ancak iki sezondur Cleveland sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Houston Rockets, Orta Batı'nın playoff'a giren üçüncü ekibi. Onları şimdi Los Angeles Lakers maçında izliyoruz. David Wood'un güzel pası Kenny Smith ve güzel bir smaç Kenny Smith için. Tabii ki Houston denince akla ilk gelen isim Hakeem Olajuwon. Olajuwon'dan bir basket izliyoruz. Olajuwon uzun bir sakatlık geçirmiş ve yeni yeni forma giriyor. Şimdi Houston Phoenix maçındayız. Houston'ın playoff'larda tur atlaması oldukça zor, ancak gününde bir Hakeem Olajuwon'u NBA'de durdurabilecek oyuncu hemen hemen yok gibi. Kenny Smith'in güzel pası ve Houston için bir smaç. Ekranda Houston koçu John Chaney, Houston'ın başarılı olması için en az bir veya iki oyuncunun Hakeem Olajuwon'a ayak uydurması gerekiyor. Phoenix Suns'ın etkili bir hızlı hücumunu görüyoruz. Houston için önemli olan diğer bir unsur, Vern Fleming ve Kenny Smith'in oyunları. Kısa oyuncuları Houston'ı mutlaka iyi oynamalı. Hakeem Olajuwon'un güzel bir bloku ve Houston'ın çabuk hücumu. İşte Sleepy Floyd. Don Chaney'i playoff'larda zor günler bekliyor olabilir. Orta Batı grubunda San Antonio ve Utah şu anda birincilik için mücadele ediyor. San Antonio, David Robinson gibi süper bir yıldıza sahip. Bu oyuncunun yanı sıra Terry Cummings, Rod Strickland, Sean Elliott ve Willie Anderson takımın diğer kilit oyuncuları. Utah takımı ise John Stockton ve Karl Malone gibi iki All-Star'ın omuzlarında ilerliyor. Bu oyuncuların yanı sıra Jeff Malone ve Thurl Bailey takımın diğer kilit oyuncuları. Houston Rockets ise Hakeem Olajuwon gibi süper bir pivota sahip. Bu sezon Olajuwon uzun bir sakatlık geçirmişti ve yeni yeni forma giriyor. Uzmanlar Houston takımına playoff'larda pek şans tanımıyor. Pasifik grubunda 5 takım playoff'a girecek. Şimdi bu takımların bazı maçlarını ekrana getiriyoruz. Pasifik grubundayız ve Portland. Portland sezon ortasında Walter Davis gibi çok önemli bir ismi kadrosuna alabilmişti. Kevin Duckworth güzel bir uzun pas ve Terry Porter için çok kolay bir basket. Portland, NBA'in en geniş kadrolarından birine sahip bir takım ve 8 veya 9 oyuncusu herhangi bir günde maça ağırlığını koyabilir. En yeni Portlandlı Walter Davis'in bir basketini izliyoruz. Davis tecrübeli bir isim ve playoff'larda çok faydalı olabilir. Ve işte gerçek takım oyuncusu Buck Williams ve Williams'ın bir smacı. Sacramento genç bir ekip, bu sezon pek başarılı olamadı. Ekranda yıldızı parlayan Cliff Robinson. Geçen sezonun çaylak oyuncusu Robinson bu sezon tecrübe kazandıkça takıma çok faydalı olmaya başladı. Şimdi
Şimdi Miami Heat Portland maçındayız. Buck Williams için çok kolay bir smaç. Ekranda Buck Williams. Terry Porter ve Portland'ın hızlı hücumu ve işte süper yıldız Clyde Drexler. Danny Ainge güzel bir pas Cliff Robinson için çok kolay bir smaç. Terry Porter uzun bir pas ve tekrar Cliff Robinson için bir smaç. Portland tecrübeli isimlere sahip, belki de şampiyonluğun en büyük adayı. Şampiyonluğun diğer adaylarından biri de Pacific grubundan Los Angeles Lakers. Şu anda Los Angeles Lakers'ı Boston Celtics maçında izliyoruz. Ve işte Yugoslav Divac. Divac'ın performansı Lakers için büyük önem taşıyor. AC Green, geçen sezonun yıldız oyuncusu, bu sezon pek bekleneni veremedi. Ancak o da tecrübeli bir isim ve playofflarda takımına çok faydalı olabilir. Tabii ki Los Angeles Lakers denince akla ilk gelen isimler Magic Johnson ve James Worthy. Magic Johnson güzel bir pas, yeni transfer Sam Perkins bir üçlük atış ve başarılı. Perkins sezon başında Dallas Mavericks takımından transfer olmuştu ve gerçekten etkili bir yedek oyuncu ve zaman zaman da ilk beş oynuyor. Magic Johnson, Terry Teagle'ın pası ve Magic'in meşhur üçlüklerinden biri. Magic Johnson ve James Worthy gibi iki oyuncuyla Los Angeles Lakers her zaman tehlikeli olabilir. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Yugoslav Divac'ın ve özellikle yedek oyuncuların playoff'taki performansları Lakers'ın ne denli başarılı olacağını belirleyecek. Özellikle sezon başında Golden State takımından transfer olan Terry Teagle'ın 6. veya 7. adam olarak oyunu büyük önem taşıyor. Ekranda Divac için kolay bir smaç. Şimdi Pacific grubunun güçlü ekiplerinden Phoenix Suns maçını izliyoruz. Phoenix Suns, Tom Chambers ve Kevin Johnson gibi iki süper yıldıza sahip. Sezon ortasında transfer edilen Xavier McDaniel ise takıma ayak uydurabilirse gerçekten büyük katkılarda bulunabilecek bir oyuncu. Ekranda gördüğümüz Dan Marley zaman zaman gerçekten başarılı oyunlar sergileyen biri. Ekranda Phoenix koçu Cotton Fitzsimmons. McDaniel, Hornacek, güzel bir pas ve Tim Perry için kolay bir smaç. Perry, genç bir oyuncu, şu ana kadar NBA'de bekleneni veremedi. Suns'ın da en büyük zaaflarından biri pivot pozisyonu. Lakers takımından tanıdığımız Kurt Rambis, Rambis'in oynama zamanı gittikçe azalıyor. Özellikle Xavier McDaniel takıma transfer olduktan sonra Rambis pek oynama fırsatı bulamıyor. Bu anın tadını hiçbir şey bozmamalı. Tat ketçap. Dök dök ye. Güçlü Pasifik grubundan 5 takım playoff'a girecek. Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers arasındaki birincilik mücadelesi ise halen devam ediyor. Portland, NBA'in en geniş kadrolarından birine sahip olan bir takım. Şu anda 8 oyuncusunun sayı ortalaması onun üzerinde. Los Angeles Lakers ise Magic Johnson ve James Worthy gibi
iki süper yıldıza sahip. Ancak sanıyoruz ki playoff'taki başarısını Yugoslav Divac'ın oyunu belirleyecek. Bu grubun üçüncü takımı Phoenix Suns ise Tom Chambers ve Kevin Johnson gibi iki All-Star'a sahip. Phoenix'in pivot pozisyonunda bir sorunu var. Ancak bu iki süper yıldız çok başarılı olduğu takdirde Phoenix'te çok ses getirebilir. Grubun dördüncü takımı Golden State, NBA'in en iyi kısalarına sahip takımlarından biri. Bu kısalar arasında iki All-Star yer alıyor. Bunlar Tim Hardaway ve Chris Mullin. Ayrıca Soviet Marchulianis de bu takımın etkili oyuncularından biri. Grubun beşinci takımı Seattle SuperSonics'a ise kimse fazla şans vermiyor. Seattle'da sezon içinde Xavier McDaniel ve Dale Ellis gibi iki süper yıldızını başka takımlara takas etti ve sanıyoruz ki onlar için playoff maçları sadece formalite olacak. Şu anda Atlantic grubunda yer alan takımların bazı maçlarını izleyelim. Daha sonra sohbetimize tekrar devam edeceğiz. Atlantic grubu ve tabii ki akla ilk gelen isim Boston Celtics. Tecrübeli isim Robert Parrish. Celtics, Parrish, Kevin McHale ve Larry Bird gibi tecrübeli yıldızlara sahip. Ekranda Larry Bird'ün güzel bir basketini izledik. Reggie Lewis, Kevin McHale'ın hücum reboundu ve bir baskette Kevin McHale'dan. Reggie Lewis ve ekranda az önce gördüğümüz Brian Shaw ve değerli yedek D. Brown'ın playoff'lardaki performansı Boston için çok büyük önem taşıyor. İşte D. Brown, güzel bir hareket D. Brown'dan. Boston, şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Portland'a karşı. Boston için D. Brown, Brian Shaw ve Reggie Lewis'un büyük önemi var. Çünkü geçmiş sezonlarda Boston çabukluk açısından NBA standartlarının altında kalıyordu. Ancak bu üç çabuk oyuncu Boston'u gerçekten eski günlerine doğru götürüyor. Tabii ki tecrübeli isimleri de unutmamak gerek. Boston'un görünmeyen kahramanı Kevin Gamble'ın bir basketini izledik az önce. Gamble diğer oyuncular kadar ön plana çıkmıyor. Ancak özellikle kilo avantajı olan kısa forvetler karşısında çok güzel maçlar sergiliyor. Boston hem çabuk hücum edebilen hem de set oyununu oynayabilen bir takım. Philadelphia 76ers Atlantic grubunun ikincisi. Ancak onların sakatlık sorunları var. Johnny Dawkins gibi değerli bir guard sezon başında sakatlandı ve belki bu sezon hiç oynamayacak. Süper bir sezon yaşayan Charles Barkley ise şu anda sakat. Playoff'lara yetişip yetişmeyeceği halen bir soru işareti. Barkley'siz bir Philadelphia'nın playoff'larda işi gerçekten zor olacak. Atlantic grubu üçüncüsü New York Knicks. New York, Pat Ewing gibi gerçek bir süper yıldıza sahip. Ancak Kiki Vandeweghe ve Charles Oakley gibi isimlerin Ewing'e ayak uydurması lazım. İşte Ewing'in muhteşem bir smacı. New York Knicks'in diğer biraz avantajı da Maurice Cheeks gibi tecrübeli bir garda sahip olması. Ekranda gördüğümüz Mark Jackson eski günlerine dönebilirse New York playoff'larda belki bir sürpriz yapabilir. Az önce Kiki Vandeweghe'in güzel bir basketini izledik ve Patrick Ewing'den bir basket daha. Şu anda New York'u Atlanta Hawks maçında izliyoruz. Atlanta merkez grubunun iddialı takımlarından biri. New York çabuk hücumu ve Dominic Wilkins'ın kardeşi Gerald Wilkins'ın güzel bir smacı. Wilkins da New York için önemli olan oyunculardan biri. New York koçu John McLeod'un playoff'larda işi zor olabilir.
Atlantik grubunda ise sadece 3 takım playoff'a girecek. Bu takımlar arasında uzmanlar sadece Boston Celtics'e final için şans tanıyor. Boston Celtics, Larry Bird, Kevin McHale ve Robert Parrish gibi 3 tecrübeli yıldıza sahip. Bu oyuncuların yanı sıra Dee Brown, Reggie Lewis ve Brian Shaw genç ve yetenekli oyuncular. İkinci Philadelphia 76ers ise şu anda büyük bir şanssızlık yaşıyor. Süper yıldızları Charles Barkley çok ağır bir sakatlık geçirdi ve Barkley'nin playoff'a yetişip yetişmeyeceği bir soru işareti. Barkley'siz bir Philadelphia'nın playoff'larda da pek şansı olmayacak. Üçüncü New York Knicks'in gerçek bir süper yıldızı var Patrick Ewing. Ancak diğer oyuncular Ewing'e ayak uydurmakta çok zorlanıyorlar ve New York Knicks'in de playoff'ta fazla ümidi yok. Şimdi merkez grubundan bazı maçların özetlerini izleyelim. Sonra tekrar birlikte olacağız. Merkez grubunda Chicago Bulls bu sezon ligi birinci bitirecek gibi gözüküyor. Üstelik tüm NBA'de en yüksek galibiyet yüzdesini yakalama şansları da oldukça fazla. Chicago Bulls denilince akla ilk gelen isim tabii ki Michael Jordan. Jordan bu sezonda çok başarılı bir sezon geçiriyor ve bir kez daha NBA'in sayı kralı olacak. Michael Jordan'ın güzel bir hareketi. Ancak Chicago'nun şampiyonluk ümitlerini gerçekleştirmesi için Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright ve John Paxson gibi isimlere de ihtiyacı var. Detroit ise son iki sezonun şampiyonu olmasına rağmen bu sezon güzel bir başlangıçtan sonra zor günler yaşıyor. Bunda Isaiah Thomas gibi gerçek bir süper yıldızın sakatlığının da önemi çok büyük. Ekranda Chicago için değerli bir oyuncu olan Scottie Pippen'ın bir basketini izledik. Chicago Bulls koçu Phil Jackson bu sezon başarılı bir yıl geçiriyor ve NBA'de yılın koç adaylarından biri. John Sally az önce smaç yapan oyuncu, o da bu sezon sakatlık geçirdi ancak playoff'lara hazır gözüküyor. Horace Grant, Chicago Bulls'un pota altındaki en büyük silahı ve Grant'in güzel bir hareketini az önce izledik. Michael Jordan'ın savunmasını izliyoruz ancak Isaiah Thomas topu alıyor ve bir basket atıyor. Bir kez daha Michael Jordan. Tabii ki bir soru işareti de ard arda oynanan playoff maçlarında Michael Jordan'ın gücünden ne kadar yitireceği. Detroit'in etkili uzunlarından James Edwards. Chicago hızlı tempoyu seven bir takım. İşte Michael Jordan güzel bir pas ve Paxson için çok kolay bir atış. Paxson'ın en büyük özelliği bu tür cezalandırıcı atışları. Yedek oyuncu Stacey King şu ana kadar bekleneni vermedi ancak ona da playoff'larda çok önemli dakikalar düşebilir. Michael Jordan güzel bir hareket ve bir basket daha Michael Jordan'dan. Detroit için önemli diğer bir faktör de gerçekten çok kötü bir sezon geçiren Vinnie Johnson'ın playoff'taki oyunu olacak. Isaiah Thomas'ın yokluğunda Vinnie Johnson takıma gerektiği gibi ağırlığını koyamadı ve Detroit'in düşüşünde bunun da önemli payı var. Şu anda Chicago hücumunu izliyoruz. Chicago sette hızlı hücumda kadar başarılı olamayan bir takım. Horace Grant'ın atışı. Grant bu tür pozisyonları iyi değerlendirirse playoff'larda Bulls takımı için çok önemli bir unsur olabilir. Detroit, iyi savunma yapan, etkili uzunlara sahip olan ligin en tecrübeli takımlarından biri. Eğer Isaiah Thomas'ı da playoff öncesi kadroya dahil edebilirse, üçüncü kez arka arkaya şampiyon olma ihtimali Detroit'in oldukça fazla. Jordan'ın inanılmaz bir atışı.
Detroit'in etkili oyuncusu Dennis Rodman ve diğer etkili bir oyuncusu Joe Dumars. Dumars, Thomas'ın sakatlığında sezonun ikinci yarısını hep sakat sakat oynadı. Bu da onun performansını etkiledi. Ekranda Dumars'dan güzel bir hareket ve basket. Genç oyuncu William Bedford bu sezon iyi bir aşama kaydetti. Playoff'larda da takımına çok faydalı olabilir. Bu sezon izlemediğimiz Orlando Magic'in ve geçen sezon Georgia Tech Üniversitesi'nde oynayan Dennis Scott'ın bir basketini izledik. Detroit çabuk hücum ediyor. Joe Dumars, güzel bir hareket Joe Dumars'dan ve bir basket daha. Detroit istediği zaman hızlı oynayabilen ancak set oyununda da çok etkili bir takım. Vinny Johnson için çok kolay bir sayı. Milwaukee Bucks bu sezonun sürpriz ekibi ve genç yıldızları Alvin Robertson. Robertson savunmasıyla tanınan bir oyuncu ve bu sezonda All-Star takımında oynamayı başardı. Indiana'da Reggie Miller'dan güzel bir pas ve Mike Sanders için kolay bir basket. Indiana, Randy Whitman'la hücum ediyor ve George McLeod'un üçlük bir atışı. Bu merkez takımlarının ikisinin de playoff'ta pek fazla şansı yok. Ancak playoff'a girerek ikisi de başarılı bir sezon geçirdi. Seattle Supersonics'ın genç yıldızı Sean Kemp ve Atlanta Hawks takımında Dominic Wilkins'ın çok güzel bir pası ve Doc Rivers'ın bir üçlüğünü izledik. Atlanta, Dominic Wilkins gibi gerçek bir süper yıldıza sahip ve Doc Rivers, Kevin Willis gibi oyuncular Wilkins'a ayak uydurduğu takdirde playoff'larda ses getirebilecek bir ekip. Ekranda Seattle Supersonics koçu Casey Jones. Indiana ve bu sezonun hayal kırıklığı yaratan Cleveland Cavaliers maçından görüntüler ekrana geliyor. Cleveland'ın All-Star pivotu Brad Daugherty'nin bir smaçını izledik. Reggie Miller'ın güzel bir üçlüğü. Miller, NBA'in en iyi skorerlerinden biri. Indiana'nın playoff'larda fazla başarılı olması beklenmiyor. Ancak Detlef Schrempf gibi ve Rick Smith gibi Avrupalılara sahip bir ekip Indiana. Detlef Schrempf'i bir kez daha izliyoruz. Çok güzel bir hareket Detlef Schrempf'den. Şu anda Chicago-Atlanta maçından bazı görüntüler ekrana geliyor. Atlanta için diğer önemli bir oyuncu Spud Webb'in bir basketini izledik. Atlanta ligin en çabuk takımlarından biri ve onlar da Chicago gibi hızlı hücum temposunu seviyor. Horace Grant'ın bir smacı. Jordan'dan güzel hareketler. Bu iki takım NBA'de seyredilmesi en çok zevk veren takımlardan. İşte Michael Jordan'ın güzel hareketlerini izliyoruz ve güzel bir smaç Michael Jordan'dan. Atlanta'nın kısa oyuncuları üçlüklerini sokabildiği takdirde pot altı Atlanta için çok rahatlıyor. Az önce Spud Webb'in bir üçlüğünü gördük. Ve hızlı tempoda Horace Grant'in güzel bir smacı. Michael Jordan zor bir atış. Ancak bu tür atışları genelde başarıyla yapabiliyor Michael Jordan. Atlanta'nın değerli yedek oyuncusu Dwayne Farrell. Bu sene Farrell büyük aşama kaydetti ve takımına faydalı oluyor. Atlanta için önemli diğer iki isim de Moses Malone ve Sidney Moncrief. Malone, NBA'de yılın oyuncusu seçilmiş bir yıldız. Moncrief ise defalarca All-Star maçında yer almıştı. Bu sezon ikisi de
değerli yedekler olarak Atlanta takımına katkıda bulunuyor. İşte Moncrief'in pası ve Doc Rivers'dan bir üçlük. Doc Rivers'ın güzel bir hareketi, Rivers da geçmişte All-Star olmuş bir oyuncu. Hızlı tempo, topu çalan oyuncu Doc Rivers ve Rivers için bir basket daha. Atlanta, merkez grubunu dördüncü bitirmesine rağmen playofflarda başarılı olabilecek bir ekip gibi gözüküyor. Chicago'nun pot altı zaafları dışında oyun kurucu pozisyonu da bir soru işareti. Faxon boş kaldığı pozisyonlarda etkili şutlar atabiliyor. Ancak NBA'deki oyun kurucu standardının altında bir oyuncu. Michael Jordan'ın güzel bir smacını izledik. Ve tekrar Michael Jordan. Dominic Wilkins. Wilkins'ın güzel pası ve Doc Rivers'ın bir üçlüğü daha. Bu da başarılı. Moses Malone, az önce bahsettiğimiz tecrübeli isim ve Malone halen pot altında durdurulması güç bir isim. Dwayne Farrell'ın blokunu izliyoruz. Dominic Wilkins ve Hawks'ın çabuk hücumu. Wilkins topu bir an için kaybediyor. Sidney Moncrief'e güzel bir pas ve Moncrief'ten bir basket. Güçlü merkez grubundan ise 5 takım playoff'a giriyor. Bu takımların başında tabii ki Chicago Bulls geliyor. Chicago Bulls, Michael Jordan gibi süper bir yıldıza sahip. Bu oyuncunun yanı sıra sanıyoruz ki Scottie Pippen ve özellikle Horace Grant'in playoff'lardaki performansı Chicago Bulls'un başarılı veya başarısız olacağını belirleyecek. Chicago Bulls'un ardından son 2 sezonun şampiyonu Detroit Pistons geliyor. Pistons'da ise Isaiah Thomas'ın sakatlığı halen bir soru işareti. Çok iyi uzunlara sahip Detroit Pistons'ın Isaiah Thomas'a büyük ihtiyacı var. Üçüncü takım ise ligin sürpriz ekibi Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Son zamanlar aynı seviyede oyunlarını sürdüremiyor ancak playoff'a girmeyi garantilemiş durumda. Dördüncü takım Atlanta Hawks ise Dominic Wilkins gibi bir All-Star'a sahip. Wilkins her an her maça ağırlığını koyabilecek bir oyuncu. Atlanta Hawks takımı cübeli isimler Moses Malone ve Sidney Moncrief'in de playoff'larda önemli dakikalar oynayacaklarını unutmayalım. Buradaki son takım Indiana Pacers ise Reggie Miller gibi bir skorere sahip. Bu oyuncunun yanı sıra Hollandalı Rick Smith ve Alman Detlef Schrempf Indiana Pacers'ın önemli diğer oyuncuları. Size şu ana kadar playoff'a girmiş bütün takımları kısaca özetledik. Playoff'larda ne olacağını önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle iyi akşamlar sevgili basketbol severler. İyi akşamlar sevgili basketbol severler. NBA'de haftanın maçına hoş geldiniz. Bu akşam San Antonio Spurs Detroit Pistons maçını hep birlikte izleyeceğiz. Stüdyo konuğumuz ise basketbolumuzun önde gelen oyun kurucularından Ali Limoncuoğlu, yani Aliço. Aliço hoş geldin. Hoş bulduk. Aliço, ilk önce playoff yarışındaki son duruma bir bakalım istersen. Olur. Batı yakasında Portland birinci, Utah ikinci, Los Angeles Lakers üçüncü, Phoenix dördüncü, San Antonio beşinci, Houston altıncı, Golden State yedinci ve Seattle sekizinci. Bu yaka böyle biterse Portland iyi bir avantaj yakalamış olacak değil mi? Evet, bu yakada Portland bir, Seattle sekizinci bitirirse, Seattle'ın iki tane oyuncusu takas edildiği için iki iyi oyuncusu Xavier McDaniel ve Dale Ellis. Evet. Portland burada çok iyi bir avantaj sağlamış olacak.
Fakat Lakers da burada üçüncü durumda. Aralarında da pek bir fark yok. Lakers da her an bu grupta birinci olabilir. Ve üçüncü olan takımın buradaki zor durumu Houston'la karşı